Kanal 23 ekranlarında Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün bizlerle birlikte olacak isim Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Sayın Hakan Albayrak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren Hanım. Şimdi yeni bir başkanlık sürecine girmiş oldunuz. Yeni diyebiliriz aslında, bir 5 ay üzerinden geçti aslında. Evet. Öncelikle o konuyla bir başlayalım isterseniz. 8 aylık bir seçim çalışması yürüttünüz ve sonuç olarak başarılı oldunuz ve başkan seçildiniz. Evet. Bu süreçle ilgili bir değerlendirmenizi alayım. Daha sonra neden başkanlık seçimine aday olmak istediğinizi, neden başkan olmak istediğinizi sormak istiyorum. Öncelikle bir değerlendirmenizi alalım seçim süreciyle ilgili, daha sonra tabii geçelim. Şimdi en başta 2017'de aday oldum. 2018 seçimlerine girdim. Neden oldum? O günlerde Emlakçılar Dernek Başkanlığı yapıyorum. Biz korsana bir savaş başlatmıştık. Tabii ki biz odaya gittik. O zaman odalarda mesela bize kimse sahip çıkmadı. Biz de baktık bize sahip çıkılmadığı için biz de aday olduk. Yani aday olmamızın tek nedeni işte bu korsanlardan dolayı aday olduk. Bugün de ben bu odayı kazandım. Bütün varımla yokumla korsanlara karşı bir savaş açmışım. Çünkü ben bundan dolayı bu odayı kazandım. Yoksa ben odayı bilmiyordum, korsanı bilmiyordum. Ne oldu? Gün geldi. Korsanı açtığım savaştan dolayı Allah nasip etti odayı kazandım. Ve bunun için de elimden ne kadar ne gelirse mücadelemi vereceğim korsanlara karşı. Peki seçim çalışmalarınızla ilgili biraz konuşmak istiyorum aslında. Tabii ki korsancılığa karşısınız. Bunun için evet. de çok büyük çalışmalar yapıyorsunuz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani zorlandınız mı? Yorucu muydu? Çok büyük bir sorumluluk. Karma Oda Başkanlığı. Bu evet. sorumluluğu nasıl değerlendiriyorsunuz başkan olduktan sonra? Şimdi Ceren Hanım, biz bir 8 ay gibi bir çalışma yaptık. Bizim en büyük yani avantajımız nerede? Rakibimizin çok iyi bir insan olması, çok değerli bir insan olması, çok beyefendi bir insan olması. Ben buradan sizin aracınıza kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Elazığ'da diyebilirim ki en güzel seçim bizim oldu. Yani biz bugün seçimi kazansaydık, kazandık, kaybetseydik bile yine kardeşimizle beraber olacaktık, yine konuşacaktık. Sağ olsun kendisi de bizimle beraber mesela. İstişare yapıyoruz. Olabilir mesela yani bu seçimlerde ben her zaman demişim. Birileri birilerinin yanında olacak. Bu aynı görüşte arkadaşım olduğu için bizim seçimimiz Elazığ yani parmakla gösterildi. Çok güzel bir seçim yaşadık. Ben o yüzden kendisine çok teşekkür ederim. Çok değerli bir arkadaşımız. Allah ondan razı olsun. İşini gücünü rast getirsin. Seçimimizi de Ocak 15'te bitirdik. Allah bize nasip etti. Biz kazandık. Bugün de hemen hemen 5-6 aydır görevimize başladık. Peki nasıl gidiyor başkanlık süreci? Evet, bir dernek başkanlığı yürütüyordunuz. Emlakçılar Derneği başkanıydınız zaten. Hali hazırda bu görevi az çok biliyorsunuz. Yani yönetimi nasıl yapmanız gerektiğini. Ama bir dernekten oda başkanlığını, hele ki karma oda başkanlığı evet. çok çok daha büyük. Çok daha büyük sorumluluk istiyor. Bu başkanlık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani... ağır geliyor mu bazen? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi ne kadar ağır gelirse gelsin, ben bu işi seviyorum. Ben bu işe gönül vermişim. Çünkü niye? Bugün ben bir esnafıma koşabiliyorsam, o gün çok mutluyum. Kendi kendime yani böyle bir kurulanıyorum. Kendimle yani gurur duyuyorum. Çünkü niye? Ben bir esnafımın yanında olduğum zaman, diyorum ki işte belki bunun bir işi olduğu zaman bana bir dua edecek mesela. Gönül işi sonuçta yani, tabii ki bu oda başkanının hepsinde bir işi var yani. Bizim de var. Mesela biz inşaat yapıyoruz, emlak sektöründeyiz. Benim kasap dükkanım vardı mesela, halı dükkanım vardı. Yani biz hepimiz sektörden mesela... Yani aslında bu kadar çok sektörün içinden gelmiş olmanız da bir yandan Karma Oda Başkanlığı yaparken size bir avantaj sağladı diyebiliriz. Tabii ki yani çünkü her sektörde adam tanıyorum mesela. Emlakçılık Başkanlığı yapmışım 7 sene. Bugün emlakçılar Karma Oda'da. Yıllarca araba alıp satmışız, galericilik yapmışız mesela. Yani onların tabii ki bana bir faydası oldu. O işler nasıl yürür? Ne konuda zorluklar yaşanır? Bunların hepsini birebir biliyorsunuz. Yorum yapabilirsiniz. Sorunları öngörebilirsiniz belki. Tabii ki. Yani mesela şimdi yani ben öyle zannediyorum ki mesela emlak sektörünü. Tabii şimdi bizim bir Nuri Gülüz diye bir kardeşimiz var. Şu an Emlakçılık Dernek Başkanlığı'nı o yapıyor mesela. Evet. Kendisi de sağ olsun bu korsana karşı mesela o da bizim gibi bir savaş açmış.
Birlikte hareket ediyor musunuz? Tabii peki? Tabii beraberiz. Yani mesela biraz önce yanındaydım mesela. Hı hı. Sağ olsun her türlü o bizi destekliyor. Biz de onu destekliyoruz. Biz de kardeşimizle beraber Allah nasip ederse Elazığ'da Emlakçılar Odası'nı kuracağız. Bunu bir defa kafaya koymuştuk yani. Hı hı. Peki ilerleyen sürece baktığınızda belli bir tarih verebiliyor musunuz? Şimdi tarih niye veremiyorum? Ben bugün sadece emlak işiyle uğraşmış olsaydım mesela tarih verebilirdim. Çünkü ben de 100-110 yani 100 ile 120 arası diyelim ki sektörümüz var mesela. Hı hı. Ben her gün emlakçının şeyine koşamam mesela. Yani emlakçıyı gezemem. Benim diğer sektörlerim de benden iş bekliyor mesela. Hı hı. Bugün işte halı yıkamacılarımız var, bizim organizasyonlarımız var. Onları da anlatacağım. Onlarla toplantılar yapıyoruz. Ele gün oluyor ki mesela cumartesi mesela sabah erkenden kalkıp çarşıya çıkıyorum, esnaf geziyorum, açılışlar var. İşte bu arkadaşlarımızla mesela ilk geldiğimizde pazar günleri bile toplantı yapıyorduk. Hı hı. Niye? Yetiştirmemiz lazım. Çünkü 100-120 sektörümüz var. O yüzden bu işi mesela biz Allah'ın izniyle Nuri kardeşimle başlattık. Devamını da daha Nuri kardeşim getiriyor. O devam ediyor. Yani esnafımızı geziyor, işte emlakçılarımızı geziyor. Ne oldu? Tıkandığı yerde bu defa biz devreye giriyoruz. Peki ilk başkan olduğunuz süreçte ya gerçekten çok fazla uğraşılması gereken konu varmış, eksik varmış dediniz mi yani? Bu yorumu yaptınız mı başta? Yok, hiç demedim. Ben gerçekten bunu burada yani şey olsun diye söylemiyorum. Ben gerçekten esnafa koşmayı seviyorum. Yani bugün Elazığ'da mesela çıksaz gelseniz, ben bunu kendime ben diye demiyorum ha. %100'ü de diyebilir ki Hakan Albayrak bize koşmuştur, ben tanıyanlar mesela. Çünkü ben seviyorum yani ya, o benim için böyle bir nasıl anlatayım, gurur duyucu bir iş oluyor mesela. Şey diyebilir miyiz yani, o sorunları çözdüğünüzde aslında mutlu oluyorsunuz. Bu yüzden çabalıyorsunuz. Bu yüzden başkan olmak istiyorsunuz, yürütüyorsunuz. Tabii ki ben seçimden önce bir söz vermiştim. Hı hı. O günler bu kanalda yine söz verdim. Sizin şeyinizle, sizin aracınızla yine söz veriyorum. Hı hı. Ben dedim ki benim bir esnafım haklı yere, haksız yere olmayacak, haklı yere. Diyecek ki biz aradık, bize gelmedi. Yani bizim başımız işte sıkışmıştı, bir işimiz vardı işte, örnek veriyorum bak, gelmedi. Yani haklı yere diyorum. Benden şikayetçi olsun, ben istifa edeceğim. Etmezsem, bunu daha önceki bölümlerde de gördüğümüz kadarıyla tabii, sürekli etmezsem, dile getiriyorsunuz. Etmezsem o gün çıksınlar desinler ki sen bu sözü vermiştin. Niye? Benden zaten esnafım razı olmazsa Allah da razı olmaz. Allah'ın da razı olmadığı hiçbir işte olmam. Peki seçim sürecinde katıldığınız programlarda vaatlerinizi istediğimizde, hani ne vaat ediyorsunuz esnafa, neden sizi seçsinler dendiğinde şu an için belli bir projeleri söylemek istemiyorum. İşin içine girdiğimde, eksikleri gördüğümde projeler üreteceğim, paylaşacağım. Evet. Bunun için de çalışmalarım olacak demiştiniz. Şimdi 5 aylık bir süreç geçti. Bu süreç içerisinde belki projeleri birebir hayata geçirme şansınız olmasa dahi, yani hepsini hemen hızlıca hayata geçiremezsiniz elbette ki. Ama evet, bu sorunlar varmış, bu sektörler içerisinde böyle böyle projeler hazırladım dediğiniz konular var mı? Tabii ki. Ben buraya geldiğimde bizim burada çalışan arkadaşımıza dedim ki bütün üyelerimize mesaj atın. Hı hı. İzlesinler. Kimin ne sorusu, neyi varsa sorsunlar. Çünkü niye? Ben bizim bu minibüs satan galerici arkadaşlarımız var. Bunların Sanayi Mahallesi civarında dükkanları yıkıldı, işte bilmem ne, dışarıda kaldılar. Biz bunlara aday olduğumuz sürede kendilerine bir söz verdik. Tabii hepsi izliyor, bağlanabilirler yani. Dedim ki ben Allah nasip ederse, kazanırsam sizin bu işinizde ilk şeyim bu olacak dedim. Gün geçti mesela, bir seçim kazanmışım tabii mesela, bunu abartmayın, belki 1000 kişi, belki 5000 kişi, yani 3 ayda bir ziyarete geldi mesela. Hı hı. Ne oldu? Biz bu sürenin aralarında, ben yani o 3 ay 5 ay beklenmedim mesela. Tabii o zaman gezdiğim esnaflarımız da var mesela, galericiler sitesine gitmiştim, o sürenin içinde gittim esnaflarımızı, o sürenin içinde gezdim. Hı hı. Ben kalktım, bu minibüs satıcı arkadaşlarımızın yanına gittim. Çünkü ona da beklemiyordu gideceğimi. Çünkü yıllardan beri kimse gitmemiş. Mesela yapılacak demiş ama kimse uğraşmamış. Ben gittim oraya, dedim ki sizin bu işinizi Allah'ın izniyle çözeceğiz. Tabii burada Şahin Şerifoğulları belediye başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun.
Gittik, oturduk, kendisiyle konuştuk. O da bize bir yer gösterdi. Şimdi biz Allah nasip ederse Kurban Bayramı'nda en geç bu yazışmalar var. Bittiği gibi minibüsçülerimizin sitesine başlıyoruz. Hı hı. Allah nasip ederse 12. ayda teslim ediyoruz. 26 tane şu an projemizde. Tabii yerin şeyine göre 30 adet çıkartabiliriz yani. Bu bizim için gerçekten gurur verici bir iş. Çünkü niye? Ben eminim ki bu adamlar yıllardan beri bekliyorlar. Bugün yarın oraya gittikleri zaman bize dua edecekler. Şimdi 26 tane projeniz mi var? 26 tane de iş yeri yapıyoruz. O minibüsçü hı hı. arkadaşlarımızla hı, tamam. 26 tane minibüsçümüz oraya taşınacak. Hı hı. Şu an yani. Tamam. Ondan sonra mesela bizim bu Keslik'te ana cadde üzerinde karı üreten yerlerimiz var. Hı hı. Mesela onların da birkaç gün önce belediye başkanımızla yine arkadaşlarımızla beraber toplantıdaydık. Orada mesela yol üzerinde artık daha eskidendi mesela diyelim ki bir 50 sene önce ruhsat alınmıştı fazla ev yoktu. Şu an orada evler yapılınca ne oldu? Vatandaşlar rahatsız olmaya başladı. Makinanın sesinden işte gürültüden, hı hı. tozdan. Başkanımız sağ olsun onlara da bir yer verdi. Küçük olduğu için biz Milli Emlak'la şu an istişare halindeyiz. Yer araştırması yapıyoruz. Bugün bulursak belediyemiz, sağ olsun belediye başkanımız orayı da inşallah alıp bile tahsis edecek. Onu da yapacağız inşallah. Hı hı. Dediğimiz gibi çok karma oda olduğu için aslında çok fazla sektör var işin içinde. Ama sizin 5 ayda tabii ki hepsini görmeniz, herkesle görüşmeniz ve projeler üretmeniz zor. Ama gezebildiğiniz kadarıyla hepsini gezmediniz değil mi şimdiye kadar? Hepsini gezme şansınız olmadı. Yok 2100 tane zaten normal da biz bugüne kadar gelen gideni ağırlıyorduk. Biz arada boş zamanlarımızda diyelim ki yemek paydosunda kaçıyorduk. İşte bugün 10 tane esnaf gezelim. Bir de biz şimdi bir kendi arkadaşlarımla yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar her konuda beni destekliyorlar. Onlarla beraber bir kahvaltı programı başlattık. Ona gelecektim tam olarak. Evet. Şimdi esnaf günü de yapmak istiyorsunuz. Esnafın bir arada olması gerektiğini de düşünüyorsunuz. Evet. Bunun önemli olduğunu düşünüyorsunuz birlik içinde olmalarının. Evet. Bununla ilgili de çalışmalar olması gerektiği yönünde açıklamalarınız var. Başkan olmanız halinde de bununla ilgili çalışmalar yapacağınızı söylüyorsunuz. Başladınız mı? Bununla ilgili çalışmalar ne aşamada? Tabii. Mesela şu an biz her gün, şu an yerimiz küçük olduğu için tabi Allah nasip ederse yarın büyük bir yere taşınabilirsek mesela. Hı hı. O zaman mesela diyelim ki günde 5-6 kişi değil de 20 kişiyi alacağız. Biz her sabah saat 9'da Allah nasip ederse. Mesela diyelim ki 5 ile 7 kişi, 8 kişi. Yani o çağırdığımız sayının yani nasıl anlatayım 10 kişi çağırıyoruz ya. 2 kişinin işi çıkıyor 8 kişi geliyor. Hı. Veyahut da 6 kişi çağırıyoruz 6'sı birden geliyor. O sayı her gün net olmuyor. Yani 4 ile 6 arası yerimize göre çağırıyoruz. Hı hı. Bu arkadaşlarımız odasına geldiği zaman bizleri tanıma şeyini buluyorlar ve orada birbirini tanıyorlar. Mesela diyelim ki ben seçim sürecinde esnaf gezdiğimde hangi odaya kayıtlısınız dediğimde bilmiyorlardı. Esnafın birbiriyle iletişime geçmesinin, birbirini tanımasının ne gibi faydaları olacak? Tabii onu da anlatayım. Şimdi bugün ben yönetime bir arkadaşım aldım. Yani hı hı. isim vermeyeceğim mesela. Hı hı. Ne oldu? Bu arkadaşım 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane adamı tanıdı. Bizimle gezdi ya mesela. Hı hı. Şimdi bugün, o gün baktım bir tane arkadaşımızı gezdiğimiz zaman tanıdığı arkadaş gelmişti kendisine malzeme alıyordu. Hı. İletişime geçmiş olacaklar. Tabii yani aslında mesela, alışverişi de canlandıracak. Tabii alışverişi de canlandırıyor. Mesela bugün diyelim ki biz de, diyelim ki mesela Pimapenci. Hı hı. Bugün bizim yani üyelerimizde bilmiyorlar ki bizde hangi sektörler var. Ama ne oluyor? Bugün pimapencilerin bizde olduğunu öğrendikleri zaman yarın diyelim ki bahçede bir yere bir ev yapıyorlar veyahut da inşaat yapıyorlar. Hı. Ne olacak? O pimapencilerimize gidecek veyahut da bizi arayacak, biz yönlendireceğiz. Yani bu bir dayanışma olacak. Hı. Yani yılda 100 tane iş gitmese de 3 tane gidecek, 5 tane gidecek. Hı. Onu da geçtik. Tamam da para konusunu geçelim. Bu arkadaşlarımızın yarın taziyesi olduğu zaman kalabalık olacaklar. Düğün olduğu zaman kalabalık olacaklar. Yani demek isterim birlik ve beraberlikten hiçbir zaman zarar gelmemiştir. Hı hı. Zarar da gelmez inşallah. Bunu güçlendirmek istiyorsunuz kendi başkanlık kurduğumuz süreci içerisinde. Mesela şimdi sabahları arkadaşlarımız geliyor, kahvaltımızı yapıyoruz sağ olsunlar. Hı hı. Ondan sonra mesela işlerine gidiyorlar. Bu defa biz ne yapıyoruz? Biz günde tabii yani işimizin şeyine göre söyleyelim mesela
10, 12, 13, 15, 20 arası esnafımızı gezmeye çıkıyoruz. Yani bunu düzenli olarak her gün yapıyor musunuz? Tabii. Ama bazen yani çıkamadığımız günler oluyor. Mesela iş icabı işte diyelim ki gelen giden olduğu için arada bir çıkamayabiliyoruz mesela. Veyahut da birinin bir sorunu var veyahut da birinin bir şikayeti var. Veyahut da protokol yaptığımız işlerimiz var mesela. Onlar geldiği zaman dışarı çıkamadığımız günlerde yani mesela hiç çıkmasak yine iki tane, üç tane esnafımızı geziyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Esnafın belediye başkanıyla veya valiyle görüşme şansının çok fazla olmadığını dile getiriyorsunuz. Başkan olduğunuz takdirde de bunu daha yaygınlaştırmak istiyorsunuz. Yani birebir iletişime geçmeleri amacıyla sizin de bir aracı olacağınızı söylüyorsunuz aslında esnaf günü kapsamında. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Esnafı kurumlarla bir araya getirebiliyor musunuz? Şimdi sağ olsun zaten öncelikle başkanımız Şahin Şerifoğulları biz ne zaman telefon açmışsak telefonumuza bakmıştır. Hı hı. Sağ olsun hangi esnafımızın sıkıntısı da varsa koşmuştur. Bugün galericiler sitesinde dolu yağdığı zaman arkadaşlarımızın mesela çatılarından içeri su aktı. Hı hı. Bazılarının bilgisayarları bozuldu, bazılarının işte diyelim ki televizyonları bozuldu, işte duvar kağıtları bozuldu, parkeler gitti. Hı hı. Onları da biz ekranlara getirmiştik o dönemde. Evet. Gerçekten çok büyük zararları olmuştu. Hı. O süreci de bir anlatabilir misiniz? Yani o çalışmalar ne aşamada, zarar neydi, ne kadardı? Tabii. Ya da ne kadarı giderilebildi? Tabii. Şimdi biz oraya gittik. Sağ olsun belediye başkanımızı aradık. Belediye başkanımız o kadar işin içinde çıktı, oraya geldi. Ekibiyle geldi. Müdürleriyle geldi. İtfaiye müdürümüz vardı, işte park bahçeleri müdürümüz vardı. Bunlarla geldi, biz belediye başkanımıza bazı isteklerimiz oldu orada. Mesela dedi ki, bu lağımlar çok erken tıkanıyor, buna bir çözüm bulalım. Hı hı. İşte bazı yollarımız vardı mesela bozuk. Sağ olsun. Yani sağ olsun, çünkü niye sağ olsun? Esnafa koşan bir başkan. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum mesela. Ne oldu? Müdürlerine talimat verdi bizim yanımıza. Dedi ki, Bu işlerin hepsini yapacaksınız dedi. Hı hı. Biz bunu başkanımızla gördük. Bizim başkanımızla istişare halinde olmamız esnafımıza da fayda sağlıyor, katkı da sağlıyor. Niye? Esnafımız bugün diyelim ki belediye başkanımızı göremez. Kapısının önünde diyelim ki asfalt olmuyor veyahut da başka bir şey olmuyor. Biz de arıyoruz sağ olsun başkanım gönderiyor veyahut da müdürleri arıyoruz veyahut da başkan vekillerimizi arıyoruz. Sağ olsunlar. Yani bir türlü biz onu yapabiliyoruz. Bunun hakkında da bir projemiz var. Yani büyük ihtimal bayramdan sonra kalacak çünkü. Hı hı. Belediye başkanımızla esnaflarımızı bir toplantıda bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Peki bunu düzenli hale getirmeyi düşünüyor musunuz? Yani bu düzenli olamaz. Şimdi belediye başkanımız şu an Elazığ 500 bin ile 700 bin arası ilçeler mesela şeylerle beraber nüfusu var. Hı hı. Belediye başkanımız, herkes belediye başkanımızdan bir şey bekliyor. Tabii. Bugün belediye başkanımız her gün toplantımıza gelemez. Yeri geldi telefonumuza cevap bile veremez çünkü mesela. Evet. Ama nedir? Bu 3 ayda bir olur, 2 ayda bir olur, 5 ayda bir olur, 6 ayda bir olur. Yani onun için kesinlikle yani yok 10 günde bir yapacağız, 5 günde bir yapacağız yok, diyemeyiz. Söylemek istediğim tam olarak oydu zaten. Hani belirli aralıklarla. Tabii. Belki uzun sürede olsa en azından iletişime geçme şansı olursa eğer esnafların çok daha iyi olabilir belki. Ya da siz onu de zaten dediğiniz inşallah gibi iletişime geçtiğinizde her zaman yanıt bulabiliyorsanız zaten bu anlamda da esnafın sıkıntısı çözülüyorsa zaten ortada bir sorun kalmaz. Onu inşallah da yapacağız yani. Peki eleman bulma sorununa bir değinelim isterseniz. Esnafın eleman bulunabiliyor mu, yetiştirilebiliyor mu? Bu süreç nasıl işliyor? Şu anki durum nasıl? Şimdi eleman sıkıntımız gerçekten çok. Yani bütün sektörlerde hemen hemen eleman sıkıntısı var. Hı hı. Biz o yüzden işte kendimize mesela bir odamıza site kurduk. İnternet sitesi kurduk. Hı hı. Bugün yarın orada işte mesela bir şey yayınlayacağız diyelim ki bir vatandaşımız, bir velimiz diyelim, oğlunun meslek sahibi olmasını istiyor. Orada görecek, oğlunu getirecek. Biz de onları Allah nasip ederse götüreceğiz, bir yerlere koyacağız. Ondan sonra çıraklık okuluna yazacağız. Ustalık belgelerini alacağız. Onlar ne olacak? Esnaf olacaklar. Ondan sonra işine, gücüne bakacaklar. Böyle bir projemiz var. Ama bizde sektör çok olduğu için ha deyince bir günde hepsini yapamıyorsun. Yani bunlar hep zaman istiyor mesela. Çalışma istiyor. Dediğim gibi işte ne olacak? Bugün
Bunları yavaş yavaş bitirdiğimizde mesela bu defa o işe döneceğiz. Peki bir heves var mı yani geleyim, öğreneyim gibi? Yani ben birkaç yerde mesela konuştuğum insanlarımızın hoşuna gidiyor. Niye hoşuna gidiyor? Diyorlar ki bizim çocuğumuz okuldan çıktığı zaman nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama bugün ne olacak? Bu çocuk meslek sahibi olacak. Nerede olduğunu babası bilecek. İşe gelişini, işte eve gidişini bilecek. Ve bizim mesela eskiden büyüklerimiz bir şey derlerdi. Altın bileziğin kolunda olsun. Yani altın bilezik dediğimiz meslektir. Şimdi bu arkadaşlarımız meslek sahibi oldu. Diyelim ki yarın okulu okudular veyahut da okumadılar. Fark etmiyor. Diyelim ki okulu bitirdi, iş bulamadılar. Veyahut da okulu bitirmediler. Ne olacak? Ekmeğini gidip çıkartacak inşallah. O çocuklar bize dua ederse bizden daha babaydı yoktur. Biz onu istiyoruz. Yani bu projemiz var Allah nasip ederse. Ama bugün olmaz 10 gün sonra olur. 10 gün sonra olmaz 1 ay sonra olur. Çünkü niye dediğim gibi 2111 tane üyemiz var. Kolay değil mesela. Bu her gün sayı da artıyor. Mesela biz geldiğimizde 2050 civarı mıydı? 2020 civarı mıydı? Tam hatırlamıyorum mesela. Şu an 2111 oldu mesela. İnşallah da o gençlerimizi mesela yani iş sahibi yapacağız inşallah yani. Peki marketlerle ilgili bir projeniz vardı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Marketlerle görüşmek istediğinizi. Zaten birçok ürünü sattığı için belirli dönemlerde esnafın faydasına en azından o gün için, belirlenen gün için o malzemeyi satmasını istemeyecektiniz. Böyle bir görüşme yapacağınızı söylemiştiniz seçim sürecinde. Bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Ya da olacak mı? Olursa bu ne kadar hayata geçebilir? Bunu merak ediyorum. Şimdi biz marketler deyince bizim Elazığ'ın yerel marketleri bize kızmasın. Biz yerel ulusal market demiştik. Evet, ulusal marketler. Tabii biz ulusal market demiştik. Zaten onu başta söyleyelim amaç ki. Amaç yereldekileri kazandırmak. Şimdi biz Allah nasip ederse bunun sözünü vermiştik. Ve en kısa zamanda, müsait zamanımızda onlarla görüşmeye gideceğiz. Biz bütün yani sattıkları mal hakkında dememiştik. Mesela demiştik de. Ya kırtasiye demiştik. Tabii mesela bir okulun açılmasını kırtasiye bekliyor. Yani et. Etin sağlıklı olması lazım, taze olması lazım, dondurulmuş olmaması lazım. Peki böyle bir görüşme yaptınız mı? Yok, daha yapmadım. Yapmışız dersek yalan olur. Şunu merak ediyorum. Yaptığınız takdirde bunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyor musunuz? Yani sizce nasıl bir dönüş alacaksınız? Yani ben onların bir esnaf sanatçıları odasının 2100 tane üyesi olan bir odayı karşılarına alacaklarına inanmıyorum. Çünkü niye inanmıyorum? Bizim istediğimiz büyük bir iş değil. Kendilerinin, örnek veriyorum, 10 bin kalem, 20 bin kalem mal satıyorlar. Yani yılda bir gün ya da iki gün yani bir kırtasiye rayını satmakla bizleri karşılarına alacaklarına inanmıyorum. Yani olumlu bir sonuç olacağını tabii, düşünüyorsunuz. Tabii inşallah da olacak. Gerçi genel merkezlerine gideceğiz yani. Yani çünkü biz kendilerine çok bir şey istemiyoruz ki 10 kalem, 20 kalem, 100 kalem mal satmayın demiyoruz. İstediğimiz 2 kalem. Yani 10 bin kalemin içinde 2 kalem ne olur yani? Yani diyelim ki okyanusun içine bir damla bir şey düşse ne olacak yani? Bir şey olmaz ki, okyanus bozulmaz ki. Yani demek istediğim, inşallah inanıyorum ki bunu yapacağız. Belki siz de buna Türkiye çapında bir ön ayak olmuş olursunuz aslında. Hani bunu kabul ettirmiş olursanız. Ön ayak inşallah olacağız. Tabii ben kendi şahsıma söylüyorum ha. Hani orada ekmek yiyenler de var, orada çalışanlarımız da var. Onların yani hakkını saklı tutuyorum. Nasıl saklı tutuyorum? Onların mesela diyelim ki, şimdi diyeceksiniz ki orada çalışanlar var. Her bir yerde iki tane, üç tane adam çalışıyor diyeceksiniz. Bugün ulusal marketler Elazığ'da olmasa, Elazığ'daki 2000 bakkal sayısı çıkacak 4000'e. İhtiyaç var çünkü. Yani bu ulusal marketlerin bu kadar çoğalması, her mahallede 20 tane, 30 tane olmasına rağmen aslında bakkallarımız varsa, o zaman 4000 bakkalımız olacak. Ne olacak? Bu arkadaşlarımız o bakkallarda çalışacak veya da kendilerine bir yer açacaklar. Niye bizim paramız şehrin dışına çıksın? Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün yani bunu abartmadan söyleyelim. Ben eminim ki Elazığ'dan her gün bir kamyon para gidiyor. O para Elazığ'ımızda kalsa, vatandaşımız, esnafımız o parayı diyelim ki bir bakkalcı kazanmış olsaydı ne olacaktı? Gelecekti. Bizden daire alacaktı.
Ama şu an alamıyor. Orada çalışmaktan alamıyor ki. Şimdi bununla ilgili çalışmalarınız da var. Evet. Hatta bir tişört yaptırmayı düşünüyorsunuz, bunu esnafa giydirmeyi düşünüyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Evet. Yerel esnafa sahip çık tişörtü. Evet. Başkan olduğunuz süreçle bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Ya da bu çalışmanın aslında insanlara nasıl bir getirisi olacağını düşünüyorsunuz? Bir farkındalık yaratacağınızı düşünüyor musunuz bu tişörtlerle? Yani faydasının olacağına adım gibi inanıyorum. Çünkü niye? Bunu birileri sabah kalktığında, ben demiştim ki Elazığ'da sabahları biri kalktığında işine gideceğim ama her yerde yerel esnaf diyecek. Bu insanların aklını işleyecek demiştim. Hı hı. Tabii ki bunların hepsi güçle oluyor. Bu gücün olabilmesi için öncelikle üyelerimizin bize sahip çıkmaları lazım. Şimdi bir karma odada olduğunuz için aslında böyle bir kampanya başlattığınızda Elazığ'daki birçok esnaf aslında aynı görmüş olacağız. Aynı tişörtü giymiş olacak. Yani çok büyük bir fark olacak aslında. Yani dikkat tabii çekecek. Tabii tabii. Mesela biz bunu kendi esnafımıza yapmayacağız. Diğer oda başkanı arkadaşlarımızla bizim diyaloglarımız çok iyi. Hı hı. Bizim abilerimiz var işlerinde, mesela örnek veriyorum. Biz onlarla istişare yapacağız. Gerekirse yeni seçilen bizim Turan başkanımız var. Turan Kurnaz. Birlik başkanımız. Hı hı. Sağ olsun bize her türlü destek oluyor. Onunla oturacağız. Ona anlatacağız. O her zaman yani bir şeyler yapmamızı istiyor. Hiç bunu esnafla konuştunuz mu? Yani böyle bir projemiz var dediğinizde nasıl bir tepki aldınız mesela? Yok, esnafla konuşmadık. Niye? Önce bir kendi aramızda bunu bir istişare yapalım. Hı hı. Bunu da istişare yaptık. Yani STK başkanı arkadaşlarımızla yaptık. Esnafla yapmadık. Nasıl bir yani, karşılık buldu? Bu karşılığı çok iyi buldu. Çünkü niye iyi buldu? Bugün diyelim ki beni tanımıyordunuz bugüne kadar mesela. Örnek veriyorum. Hı hı. Bugün bir oda başkanı oldum. Elazığ'da hemen hemen çoğu beni tanımaya başladı. Bu da ona benziyor. Ne olacak? Hı hı. Yarın sabah kalktığımızda billboardlarda işte bütün esnaflarımızın üstünde yeri gelecek sen giyeceksin. Yani örnek veriyorum. Ne olacak? Burada herkes yerel esnafımızdan işte alışveriş yap ki paramız Elazığ'da kalsın. Bunları görecek. Bunları gördüğü zaman da otomatikmen Elazığ'daki esnafına alışveriş yapacak. Biz eskiden mesela ne yapardık? Giderdik. Mahallede bakkallarımız vardı bizim. Oturduk orada çayımızı içerdik, işte çerezimizi koyduk. Kendi dükkanımız gibiydi yani. Hı hı. Bir taziyemiz vurdu, onlar koçardı. Biz bu üç harfi diyelim mesela. Biz onlardan hiçbir şey görmedik. Bir gün kapımızı bir taziyemize gelmediler. Hı hı. O zaman niye oradan alışveriş yapayım? Kendi esnafıma giderim. Hı hı. Yarın benim, örnek veriyorum bunu, bir hastam oldu. Ben gidip de onlara diyemem ki bana bir araba ver, hastaneye gideyim arabam yoksa. Ama kendi esnafıma, komşuma gidip diyebilirim ki araba ver bir hastaneye gideyim. Hı hı. O yüzden esnafımıza sahip çıkmamız lazım. O paranın Elazığ'ın içinde dönmesi lazım. Bunun için de çalışmalar yapıyorsunuz. Bu tişört dediğiniz bu farkındalık yaratmak adına yaptığınız çalışmada ya da düşündüğünüz bunun sebeplerinden biri aslında. Peki, buyurun. Ama orada bir şey dile getireyim. Sonra yarın bir ay sonra, iki ay sonra sen bizi bir daha buraya çağırıp da bize burada şey yapmayasın. Bunu başta söyleyeyim. Ne yapmayasın? Bize sahip çıkarlarsa yapacağız. İşte onu soracaktım. Evet. Yani girişiminiz oldu mu bununla ilgili? Girişimimizin olması için bir kasamızda bütçemizin olması lazım. Yani onu ondan sonra. Tabii. Şu an biz karma oda olarak her ay 13 bin lira, 15 bin lira içeri giriyoruz. Hı. Benim gücüm olmadan ben nasıl mesela örnek veriyorum esnafıma sahip çıkacağım? Bugün ben istiyorum ki emin olun ki günde 50 tane esnafımı gezeyim. Ama bir karma odanın arabası yok. Her şey güçten olur. Hı hı. Şimdi bugün esnafımız bize sahip çıkacak ki ben bu dediklerimi yapayım. Şimdi ben yarın dersem ki ben bunu yapacağım, ben cümlen getirip örnek veriyorum işte 100 bin, 200 bin, 300 bin, 5 bin ise veremem. Hı hı. Vereceğim dersem yalan olur. Tabii esnafımız da inşallah şimdi odasını tanımaya başladı ya, İnşallah da onlar da aidatlarını verecekler. Biz de güçlü olacağız. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bununla ilgili benzer çalışmalarınız var mı peki? Yani esnafı, yerel esnafı canlandırmak adına farklı düşünceleriniz, fikirleriniz var mı? Şimdi işte anlattım mesela. Yani gücümüz olacak ki biz onları düşünelim. Hı hı. Şu an bizim gücümüz olmadığı için onları düşünmüyoruz. Belli düşüncelerimiz var. Onları şu anki düşüncelerimizi anlatayım mesela. Sonra. Ne yaptık?
Korsan organizasyoncular vardı. Onun önüne geçmek için işte defterdarlıkla görüştük, dilekçe yazdık. Bu korsan organizasyoncular her gün türüyorlar. Oturduğu yerde korsan organizasyonculuk yapıyorlar. Şimdi ben diyorum ki bizim esnaflarımıza da buradan sesleniyorum. Bunlara mal vermeyin. Zaten Elazığ'daki esnafımız sizden alıyor. Niye veriyorsunuz bunlara? Vermeyin malı. Açıkta kalsınlar. Yapmasınlar. Hani yapıyorlarsa da biz kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Yapıyorlarsa gitsin bir organizasyoncu arkadaşımızın yanına gitsinler. Otursun, anlaşsınlar. Beraber çalışsınlar. Biz yapmayın demiyoruz. Kazanmayın demiyoruz. Kuralına göre herkes hani nasıl yapıyorsa, hangi kurala uyuyorsa tabii. O şekilde yapılsın. Tabii bu organizasyoncu dediğimiz arkadaşlarımız vergi veriyorlar. Örnek veriyorum, kira veriyorlar. Ama o dediğimiz korsan dediğimiz evde oturmuş bir internet sayfasında işte ne diyelim ki bilmem ne organizasyoncu. Ve yazıyor ki şok 500 lira. 500 lira şimdi sen yaptın da bizim esnafımız onu 700 lira yapıyor. Çünkü adam masrafı var. Sen adamın işini yani elinden almaya çalışıyorsun. Adamı yani öldürmeye çalışıyorsun. Biz bunlara karşıyız. Biz bunların hepsine Allah'ın yerine savaş açmışız. Gerekeni de yapacağız. Şimdi internet sitesi dediniz açılıyor. Bu site üzerinden de satış yapılıyor. Bunu söylediniz. Şimdi özellikle pandemi döneminde de çok fazla internet üzerinden alışveriş yapılmaya başlandı ki zaten öncesinde de yapılıyordu. Şimdi bakacak olursak belli bir seçim sürecinde siz de eğer gerekirse ya da olursa bizler de işte yerel esnaf için bir internet sitesi yapabiliriz, bunun için uğraşabiliriz demiştiniz. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı, olacak mı ya da bunu ne kadar yapılabilir buluyorsunuz? Hani gerçekten ilgi olur mu sizce? Elazığlı veya çevre illerden bir ilgi olur mu? Talep olur mu? Yani ben olacağına inanıyorum. Yani olması da gerekiyor. Çünkü niye gerekiyor? Şimdi bugün ben diyorum ki mesela şimdi biz bir site kurduğumuzda işte Elazığ işte bilmem ne sitesi. Bizim aslında halkımız oradan alışveriş yapsın. Ben kendi şahsıma söylüyorum, ha bak kendi şahsıma. Bugün bu ülkede beni cumhurbaşkanı yaparlarsa ben internet satışlarını kaldırırım. Kesinlikle. Ama bu teknolojiyle gelişen bir şey ya, hani günün şartları geliştikçe bu da onunla birlikte gelişen bir şey. Aslında önüne geçilmesi çok çok zor bir şey. Yok, internet devam etsin, satışları kaldırsın. Bugün diyelim ki adamın parası var, diyelim ki gidiyor stok yapıyor, 100 bin torba mesela. Böyle bir şey yok, biz bunu örnek vereceğiz. Yani 100 bin torba diyelim ki mesela şeker alıyor. Bizim esnafımız alamıyor. Yarın internete atıyor ki işte 100 lira. Bizim esnafımız onu 100 lira alıyor zaten. İnternet satışı olmasa emin ol ki bütün esnaflarımız para kazanır. Ben bundan eminim yani. Belki hani internet satışını durdurmak yerine Elazığ esnafını internet satışı üzerine dahil etmek. Valla durdursa dayıyor bence. O da acaba biraz zor. Elazığ sayfası da olmasın. Herkes gelsin. Eskiden nasıl cadde evlere böyle bakıyorduk, arıyorduk ya. Gelsin yine arasınlar. Esnaflarımız var işte, emlakçılarımız gelsin otursunlar. Yani her sektörde mesela. Bugün ya o adam yerinde oturuyor. Yani ben buna biraz karşıyım. Yani kimse kusura bakmasın ha. Belki bazı insanlar alınacak. Alınsınlar. Ben gerçekleri söylüyorum. Bugün adam burada oturuyor. Mesela diyelim ki bir evinde diyelim ki mesela bir çay bitti mesela. Ya git kendi bakkalından al ya. Senin bakkalın kazansın ya. Esnafın kazansın. Daha kolay geliyor aslında bundan sonraki süreçte. O yüzden kolay, daha da bir yönelim var. Tamam, kolay geliyor. Doğru söylüyoruz. Ceylan Hanım, şimdi biz kolaysa kolay. Ama yarın o adama bir şey olduğu zaman, orada Allah göstermesin düştüğü zaman, bir şey olduğu zaman oradaki esnaf mı koşacak? He. İşte örnek veriyorum, genel merkezi diyelim ki İstanbul, Ankara neyse bilmiyorum. Oradan mı gelip koşacaklar? Kim koşar biliyor musun? Yine biz acırız. Biz koşarız. Çünkü bizim hemşerimiz. Oradaki esnaf koşar. Bunu da hepimiz gördük yani.
Şimdi isterseniz biraz mesajlarımızı da okumuş olalım. Oda Başkanı'nın katıldığı şu anki yayında soru ve önerilerimizi sormamız anlamında yardımcı olur musunuz? Tabii ki yardımcı oluruz. Eğer bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa, bir talebiniz varsa eğer yazarsanız iletmiş oluruz bizler de. Hakan Başkanımız Karma Oda'ya gerçekten bir farkındalık yarattı. Esnaf olarak biliyoruz ki artık bir sahibimiz gerçekten başkanımız olduğundan eminiz. Çok teşekkür ederiz. Başarılarının devamını diliyoruz demiş Samet Dinç. Sağ olsun. Bizler de iyi akşamlar dileyelim. Tabii. Hayırlı yayınlar. Hakan Başkanıma selamlar. Şahsım, yönetimim ve emlakçı esnaf adına kendisine teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda olduğu için çalışmalarında başarılar dilerim. Nuri Gülyüz. Sağ bizler olsun, de selamlarımızı... Biraz önce söylemiştim kendisini zaten. Beraber evet, hareket ediyoruz. Sağ olsun. İnşallah dudamızı kuracağız. Tabii Hakan Albayrak deyince yakın zamanda Mehmet Havabulut da başkanımız da aklımıza gelmiş oluyor. Çünkü birlikte çok fazla görünüyorsunuz, çalışıyorsunuz, korsancılığa birlikte karşı duruyorsunuz, çalışmalarınız oluyor. Onun da tabii ki bir mesajı var. Hayırlı geceler Hakan Albayrak başkanım, esnaf için gerçekten gayret gösteriyor. Bu çabasından dolayı elektronikçiler, fotoğrafçılar, saatçiler odası olarak kendisini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum demiş. Sayın Mehmet Havabulut. Mehmet Havabulut kardeşimiz gerçekten, bunu vicdanen söylüyorum, girişken, aktif bir kardeşimiz. O yüzden sektörlerimizde de biraz benzerlik olduğu için biz bir oda gibiyiz. Bir aile gibiyiz onunla mesela. Ben dün hangi çıkmıştı, size çıkmıştı, bir mesaj attım. Bunu yani şey olsun diye atmadım ama ben bir insan neyse onu yüzüne söylerim. Beni tanıyanlar bilir. Mehmet Havabulut. Bizde bir laf vardır. İşte elimizi taşın altına atacağız. Mehmet Havabulut emin ol ki kolunu da taşın altına koyar. Kendi esnafı için. Bunu da görüyoruz yani. O yüzden kendisine sağ olsun. Biz de ona teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki genel olarak başkanlar arasında, oda başkanları olsun, yine siz Sayın Mehmet Havabulut birlik vurgusu yapıyorsunuz. Bu birlik vurgusunu evet siz kendi içinizde çok güzel işliyorsunuz, belki bunu da gösteriyorsunuz. Peki diğer oda başkanlarıyla, dernek başkanlarıyla bir birlik söz konusu olur mu? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yok, gerçekten mesela şu an biz birlik ve beraberlik içindeyiz. Tabii ki nasıl diyeceksin. Mesela bugün 3 tane mi 5 tane oda başkanının bir yerde oturduk. Dün üst kat, bizim üst katımızda 2 tane mi 3 tane oda başkanının yine oturduk. Yani bizde inşallah birlik ve beraberlik var. Bizim yani bulvarımız ayrı olduğu için birbirimize ters düşemiyoruz. Düşemeyiz de. Çünkü niye? Şimdi bir bakkallar odası. Kendi çalışmasını kendisi yapıyor. Yani aynı sektörler deriz ki çarpışalım, kötü olalım. Ne oluyor? Abi kardeş biz devam ediyoruz yolumuza. Yapamadığımız sıkıntıda yani düştüğümüz yerlerde biz onlara mesela girip danışıyoruz. Onlar bize danışıyor. Hep beraber Bismillahirrahmanirrahim deyip devam ediyoruz. Şimdi süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Benim de sormak istediğim sorular vardı aslında ama sanırım zamanım kalmayacak. Ama şunu sormak istiyorum. Yani bir deprem süreci atlattık, pandemi süreci atlattık. Evet. Ekonomik olarak sorunlarımız oldu. Her oda başkanının da kendince yorumları, gözlemleri olacaktır. Bununla ilgili de siz de büyük bir esnafı temsilen buradasınız. Karma Esnaf Odası olarak. Sizin bu süreçte yorumlarınız neler olacak? Size en çok hangi şikayetlerle geliyorlar? Sizin bu konuda çözüm önerileriniz neler olacak? Ben bunları son olarak sizden duymak istiyorum. Deprem sürecinde mi? Onu yani çok uzun süredir özellikle Elazığ bazında bakacak olursak çok fazla sorun yaşadık. Bunun da tabii ki sorunları gün yüzüne çıkarmış oldu. Genel olarak bu sorunlar esnafı da çok zorladı. Bunun sonuçlarını ve sizin yapılması gerekenleri düşündüğünüz ne var? Bunları merak ediyorum. Şimdi deprem zamanında mesela esnafımıza faizsiz kredi verildi. Şimdi esnafımız şu an işlerin iyi olmadığından dolayı onu ödenmekte sıkıntı çekiyorlar. Öncelikle buna bir çözüm bulunması lazım. Tabii ki bunu devletimizden bekliyoruz. Nasıl olur? Çok büyük olmayabilir. Cüzi paralar da olsa faizsiz bir kredi bekliyoruz. Bir de bizim bu Mustafa Paşa'ya bugün gittim mesela. Orada bazı dükkanlarımız daha teslim edilmemiş. Bir an önce onların da teslim edilmesi lazım. Çünkü niye? Esnaf dükkanına taşınamıyor. Bugün gittim bir caddede mesela
Bugün arkadaşımız bize dedi ki yeni açmıştı dükkanı, bizim üyemizdir. Bomboş dedi, benden başka yok. Ama teslim edilse oradaki bütün esnaflar açlar ne olacak? Bir canlılık olacak. O yüzden bir an önce onların da teslim edilmesini istiyoruz mesela. Çünkü teslim edilmediği sürece orada fazla esnaf olmaz. Açacak arkadaşlarımız da bir sene, iki sene zorluk çekecekler. O yüzden yani biz oranın bir an önce tapu sahiplerine dağıtılmasını istiyoruz. Şimdi son olarak bir mesaj daha okuyacağım. Daha sonra evet, son sözlerinizi alacağım. Ceylan Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hakan Başkanıma selamlar. Hakan Bey gerçekten samimi, çalışkan, dürüst bir oda başkanımız olarak daima esnafımızın takdirini kazanmıştır. Rabbim muvaffak etsin, yolunu açık etsin. Elazığ STK Platform Dönem Sözcüsü Zafer Aksuoğlu. Bizler de selamlarımızı iletmiş olalım. Aynen, şimdi olsun, sorular var, talepler var. İzleyicilerimize de buradan aktarmış olalım. Program bitimine geldik. Maalesef burada programımızı bitireceğiz son sözlerini aldıktan sonra başkanımın, ama program bittikten sonra emin olun ki kendisine iletmiş olacağım. Başkanım, son olarak sözlerinizi alalım. Programımızın sonuna geldik. Ceylan Hanım, bundan sonra inşallah bize 2 saat ayır. Bize 1 saat işte 45 dakika yetmiyor. 2 saat ayır ki biz de bundan sonra inşallah sorulara da cevap verelim. Yani bazı şeylerde mesela insanların yani aydınlatalım. O yüzden yani bundan sonra inşallah bize bir 2 saat ayırın. Şimdi son sözlerimde ben en başta, yani bazı işler gelip geçecek. Mesela biz işte organizasyoncular bu işin üstündeki işte hal yıkamaca, sondajca bunu anlatacaktık. Zaman yetmedi. Ama ben halk esnafım, yani şeyimizden, Elazığlı hemşerilerimizden bir isteğim olacak sizin aracınızla. İsterseniz kısaca bir değinin, eğer değinmek istiyorsanız. İşte onu söyleyeceğim. Kendilerinden rica ediyorum. Yerel esnafına sahip çıksınlar. Çünkü niye? Biz Elazığ'da hep beraber bir aileyiz. Bizim buradaki paramız dışarı çıkmasın. Esnafımız mağdur olmasın. Bugün bizim bir esnafımız mağdur olduğu zaman emin olun ki, bak bunu vicdanen söylüyorum. Belki insanlar inanır inanmaz bilmiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Ben üzülüyorum. Ele zaman da oluyor. Bugün bana biri dese ki işte bu arkadaşımızın bu şeyi vardı yapamadıysa, desem ağladım inan. Çünkü ben esnafımı gerçekten seviyorum. Hemşerilerimi seviyorum. Ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle gece kaç olursa olsun hepsine demişim, bizi arayın. Ne olursa olsun biz sizin yanınızdayız. Ben hiçbir esnafımı da Allah'ın izniyle siftahsız, yani evine gitmesini de istemem. Üzülürüm. O yüzden tabii ki işte hemşehrilerimiz yerel esnafımıza sahip çıksın. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Bugün Malatya niye büyüyor? Diyarbakır ne kadar büyümüş mesela. Biz de birlik ve beraberlik içinde olalım. Bizden göç oluyor, ona göç alıyor. Yani ben hemşerilerimize rica ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Birbirimizi sayalım, sevelim, işte örnek veriyorum. Destek olalım. Bunu istiyorum. Size de teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler teşekkür ederiz. Ben de keyif alıyorum. Esnafın sorunlarını, problemlerini aslında dile getirmiş olursak, burada çözüm üretmeye çalışmış olursak, bir katkımız olursa bizim için de bir mutluluk kaynağı. Tamam. Efendim, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak bizlerle birlikteydi. Esnafların sorunlarını gün yüzüne getirmeye çalıştık. Dile getirmeye çalıştık. Var olan projeleri veya yapılmak istenen projeleri konuşmuş olduk. Bir sonraki gündem özel programında görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.